Elif Hanım? Ben vazgeçtim. İlk değil mi? Korkmayın, hiçbir şey hissetmeyeceksiniz. Ondan değil. Bunu yapamayacağım. Yani galiba bebeği aldırmak istemiyorum. Galiba derseniz, yani bu tam bir karar olmuyor. Yok yok, galibası falan yok. Kesinlikle aldırmak istemiyorum. Eminsiniz değil mi? Bakın doktor hanıma haber veriyorum. Ay söyledi ya canım, emin işte. Duymadınız mı? Hadi siz hemen haber verin. Ay çok sevindim. Hadi Elif, sen de üstünü değiştir gidelim. Ay dur, ben de geleyim seninle. Sizi de meşgul ettik ama birden nasıl olduysa fikrini değiştirdi işte. Önemli değil. Bu ilk defa başımıza gelmiyor. Teşekkür ederiz. Ay ne kadar sevinçliyim bilemezsiniz. Anneanne oluyorum. Tebrik ederim. Neyse, hadi bay bay. Güle güle. Şimdi çıktım hastaneden Hakan. Evet, babam iyi. Tamam, gelince konuşuruz. Yoldayım Murat, ne oldu? Sadıkoğlu şirketine yolladığımız giysilerde sorun çıktı. Ben hepsini kontrol etmiştim, sorun ne? Ben de tam anlamadım, şimdi oraya gidiyorum. Tamam, ben de geleyim. Ben hallederim, sen işine bak. Murat, geleceğim dedim. İçim rahat etmez şimdi, biliyorsun. İyi o zaman, girişte seni beklerim. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Günaydın. Günaydın Salih. İlanı gördün mü? Hayır. Nasıl olduysa atlamışım. Allah Allah. Ne zamandır bugünü beklemiyor muydun sen? Öyle de. Bizim şirketin kuruluş yıl dönümü var ya. Ona takıldım sabahtan beri. Okudun mu? Bütün hissederler genel kurula davetliymiş. Bana ait görünen Tekiner hisselerini sana devrettiğimize göre. Evet, avukat söyledi. Devretmek için can atıyordun zaten. Kendimi o genel kurulda düşünemiyorum. Sen gidecek misin? Gideceğim Salih. Öyle elini kolunu sallayarak toplantıya mı gireceksin yani? Tabii. Ben hissedar değil miyim? Filiz de orada olacak, biliyorsun değil mi? Biliyorum. Anladım. O büyük gün bugün. Allah sana akıl fikir versin, ne diyeyim. Yıl dönümü kutlamasına geleceksin değil mi? Bilmiyorum vallahi Yılmaz. O tür eğlenceler pek bana göre değil, biliyorsun. Bana göre de değil ama Kemal abinin hatırına gideceğiz. Gelmesem çok ayıp olur mu? Sen yine de bir uğramaya çalış. Söz vermiyorum ama. Multivizyon şirketinden bıraktılar efendim. Kemal Bey sizin bakmanızı istemişti. Tamam. Ben kaçıyorum Yılmaz. Tamam, görüşürüz Salih. Bu laptop bozuk, teknik servise gönderin. Kemal abinin ofisi boş mu? Boş olması gerek. Bir bakayım tamam. Efendim. Hadi bakalım. Sabahtan beri bir şey yemediniz. Ay zahmet oldu Müjgan abla ya. Ne zahmeti kızım? Hadi. Ay teşekkür ederim. Ne yapacağım ben şimdi? Ay nasıl ne yapacaksın ya? Bir çocuğum olacak Sema. Oyun değil bu. Ay maşallah maşallah. Anne, olanları unutmadın değil mi? Ortalık güllük gülistanlık değil, hatırlatırım. Merak etme, her şey yoluna girer. Ömer haberi duyunca deliye dönecektir. Bak, bu konuyu onunla ben konuşacağım anne. Gizlice gidip görüşmek falan yok, tamam mı? Bozuşuruz ona göre. Ay ben ne karışayım sizin işinize ayol? Aa. Tabii canım, ne karışırsın? Belki de tek başıma büyütmem gerekecek çocuğumu. Aa, söylediğin şeye bak. Olur mu kızım? Niye çocuğunu babasız koyuyorsun? Ne var?
Biz de babasız büyüdük. O başka. Sen önce bir Ömer'le konuş da sonra ne yapacağını bakarsın canım. Ne diyeceğim ona? Ay ne diyeceksin? Doğurmaya karar verdim diyeceksin tabii ki. Zaten mecbursun. Hem Ömer Bey'in bu çocuğu ne kadar istediğini hatırlasana. Sevinçten delirdiğini kendin anlatmıştın. Hemen gidip konuşman lazım. Ayrıca Ömer'in hakkı değil mi bunu bilmek? Doğru. Galiba haklısınız. Ne kadar zor olsa da bunu yapmam lazım. Benim kızım işte. Yarın görüşürüz. Tamam şimdi anladım. Hoşçakalın. Durusu oteli desene. Tabii o farklı olmalıydı. Durusu butik otel olduğu için tasarımları diğerleri gibi olmayacaktı. Özel tasarımlar yapılacaktı. Kemal Bey haklı. Kemal Bey'le randevumuz vardı. Yolda geliyor efendim. Sizi odasına alayım. Buyurun. Kemal Bey'le toplantımız vardı. Buyurun ben çıkıyorum zaten. Burası uygun değilse niye bizi buraya aldılar anlamadım. 2 dakika sabrederseniz odayı size bırakacağım. Buraya ne zaman toplantıya gelsek sizinle karşılaşıyoruz. Ne ilginç tesadüf. Bildiğim kadarıyla Filiz Hanım'la Kemal Bey'in yaptığı anlaşma... Anlaşmayı biliyorum Murat Bey. Burası benim şirketim. Karşılaşmamız kaçınılmaz. Siz geliyorsunuz diye de görünmez olamam herhalde. Tabii özellikle görünmek istiyor da olabilirsiniz. Bu durumda özellikle sizi rahatsız ediyor galiba. Hayrola çocuklar? Bir terslik mi var? Burada oluşum sorunu oldu Kemal abi ama çıkıyorum zaten. Geciktiğim için özür dilerim. Yarın akşam kuruluş yıl dönümümüz var da davet için mekan bakmam gerekiyordu. Önemli değil Kemal Bey. Niye ayaktayız? Buyurun oturun. Oh be, bugün iş yok. Keşke hava da güzel olsaydı. Olsun, tam sinema havası. Önce sinemaya gideriz, oradan da köprü altına git bir şeyler içeriz. Olur. İyi programmış. Sen de gel. Babamla yemeğe çıkacağız. Geçen akşam yapılamayan yemek bugün ertelendi. Ya yine gelmezsin? Yok artık canım, niye gelmezsin? Olabilir valla. Bir telefon gelir, babamı koyduysan bul. Çok sinir bir şey bu ya. Öyle. Sen bir kere tanık oldun, benim hayatım böyle geçiyor. Babam bunun nasıl farkında varmaz ki anlamadım. Bu gece de sen gitme. Anlasın nasıl bir şey olduğunu. Aslında iyi fikir. Daha önce niye aklıma gelmedi ki? Yani gitmeyecek misin? Hayır gitmeyeceğim. Ayrıca sizin programınız daha eğlenceli Kerem. Ama... Hadi atlayın gidiyoruz. Hadi. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Elif Hanım. Hoş geldiniz. Nasılsın Zeynep? Teşekkür ederim, iyiyim. Ömer'i işten aradım, eve gittiğini söylediler. Geldi ama sonra dolaşmak için çıktı. Dolaşmaya mı çıktı? Nereye gitti acaba? Söylemedi. O zaman ben onu bulurum. Görüşürüz. Görüşürüz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.